Yıllarınızdan kısa bir hayat hikayenizi alabilir miyiz? Bu işe nasıl başladınız, nasıl karar verdiniz? Şimdi benim bacanaklarım vardı. Biraz varlıklı aileydi. Onlar teşebbüse geçtiler ve bu işi organize ettiler. Teşebbüs vardı fakat ortaklık ahengi, ortaklık dayanışması pek olmadı. Sürdüremediler. Ondan sonra hisse sattılar, biz aldık ve girdik işin içine. Tabii burada düşündüğüm bazı noktalar vardı. İnsanları yönetmenin önemi, sermayenin yönetmenin önemini anlıyordum. Ve ona göre çalışma prensipleri koydum. Müşteri münasebetlerinde, işçi münasebetlerinde, ortaklar arasında da aynı ahengi geliştirdik. Ve bu böyle devam etti gitti. Bu kural oldu, prensip oldu, bir fanın kuralı. Halen devam eder bu 50 senedir. Lan iyisin çocuklar. Diğer arkadaşlar evet. Çocuklar çok önemli. Bakın 50 sene, 60 sene okuduğum kitap şimdi bilmiyorum çok önemli. Dostoyevski çok önemli. Hiç unutulmayacak kitaplar. Şimdi böyle kitaplar. Bak ne güzel kitaplar. Tamam. Ali Hocam ne yazıyor? Arkadaşlar da versin bir taraftan. Evet. Şey yok değil mi? Aynı söz başarı gelin. Şöyle gelin. Evet. Gelin bakalım. Aynı kitaplar o zaman yani farklı sınıflarda olması lazım. Evet. Çok güzel ya. Burası yeter mi? Hayır, buralar da, burası da. Yani daha iyi. Burayı falan çeksek çok daha güzel şey yapıyoruz. Şimdi de falan yapmak zorunda. Her bir şey. Az kafayı. Hadi be. O pak kaçar mı be?